Arkadaşlar merhabalar. 50 günde Teyit Ait Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 24. günün 3. dersine. Yani bugünün son dersindeyiz. Ne işleyeceğiz? Yamukta kalmıştık. Yamuğa devam. Yamuğun özel hallerinden bahsedeceğiz. Yani dik yamuk ve ikizkenar yamuktan bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 146, 147 ve 148'i işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi dik yamuk dediğimiz şey, aslında dik yamuğa sen alışkınsın. Nereden alışkınsın? Dik üçgenden alışkınsın. Şekilde 90 derece olduğunda ne yapıyordun? Bir dikdörtgenle dik üçgen oluşturuyordun. Aynı şeyi yine burada yapacağız. Ama önce bir yan şeyi vereyim. Bunun tanımını vereyim. Yan kenarlarından biri tabanlarına dik olan dik yamuğa dik yamuk adını veriyoruz. Yani bir tane açısı 90 derece ise otomatikman burası da 90 derece olmuyor mu? Oluyor. İşte dik yamuk dediğimiz bu. Biz böyle dik açı gördüğümüz zaman bir uzunluk soruluyorsa ne yapıyorduk? Hocam dik üçgen oluşturuyorduk. O da nasıl oluyordu? Dikdörtgenle. İster dikdörtgeni A böyle içeriden çiz, Pisagor'unu böyle oluştur. Bak dikdörtgenden C ise C, H ise H. İstersen dikdörtgenini dışarıda oluştur. Çok karışık sorularda dışarıda da oluşturabilirsin. Ama biz genelde tercihimiz neydi? İçeriden oluşturmaktı. Hop, içeriden şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. C ise C, H ise H'ı yazdım. Tamamı A ya. A, X, C kaldı ve sonrasında burada Pisagor yapacağız. Yani sen bu zamana kadar zaten bunu yaptın. Dik üçgende bununla ilgili sorular çözdün. Buna alışkınsın. O zaman alışkınsak hadi gel bakalım sorularını çözelim diyeceğim ama çözmeden önce. Hocam bunun hiçbir özelliği yok. Ya aslında var da özelliğe gerek yok. Bak nasıl bir özellik var? Dostum şöyle bir dik yamukta. Bak şimdi sana bir özellik vereceğim buraya. Ama özelliği böyle aklında kalacak ya da özelliği bilmene gerek kalmayacak. Sorusunda da zaten ben bunu şey yapacağım. Köşegenleri dik keseceğim bir şöyle bir dik yamuk gördüğün zaman. Burası H, burası C, burası A ise H kare eşittir A çarpı C diye bir formül var. Hani bizim Öklit anımsatıyor. Hocam nereden geliyor? İki tane ispatı var. Bir tanesini ben burada çözüm olarak söyleyeceğim. Bir tanesini şöyle göstereyim. Nazarla kaybolsun. Hocam 90'lar ama da şu. Dal alfa betaya. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta ki dik yamukta benzerliği çok kullanacağız. Kenarları belli olan üçgenler. Hocam bir tanesi C'ye H, bir tanesi de H'a A. Bu üçgenlerde benzerlik uyguladığın zaman direkt sonuçla karşılaşıyoruz. Ya da başka. Hocam biz böyle köşegenleri dik keseceğim bir yamuk gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Hemen paralel kenar çiziyorduk. Hemen paralel kenar. Ama köşegene ait paralel kenar oluşturuyorduk. Şurada şu köşegene ait paralel kenar oluşturacak olursak şöyle şöyle. Hocam şöyle bir paralel kenar oluşturdum. C ise yukarısı aşağısı C. Hocam 90 ise burası da 90. Aa burada ne çıktı? Öklit. Çünkü dikten dik çizildi. Öklit bağıntısı var. H kare eşittir A çarpı C hikayesi. İşte buradan geliyor dostlar. İster buradan yaparsın. Köşegenleri dik kesen her yamukta bu teknik işe yarıyordu. İlk dersimizde vermiştik. Bugünün ilk dersinde. Ama dediğim gibi benzerlik de sonuca gidebilirsin. Bu özelliği bilmeye gerek var mı? Bence yok. İki tane ispat tekniği gösterdim sana. İstediğin ispat tekniğini kullanabilirsin. Hemen öğrenme alanındaki sorulara bakalım. Arkadaş öğrenme alanında hemen ne yapacağız? Bizden x isteniyor. Uzunluk isteniyor. 90 derece var. Hocam hop şöyle bir dikdörtgenle. 8 ise 8. 12 ise 12'yi yazdım. Tamamı x'ti. Buraya x eksi 8 kaldı. Yap Pisagor'unu bitsin olay. Hocam Pisagor yaparken burada x'in karesi eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi demeyelim öyle. 12 varsa büyük ihtimal ne üçgendir? 12 tehlikeliydi. Ya 5, 12, 13 ya 9, 12, 15 ya da 12, 16, 20 olabilir. 5, 12, 13 mu diye baksam x yerine 13 yazarsam 13 eksi 8 de 5 yapıyor mu? Yapıyor. Yani hislerim doğru çıktı. Ben bu acaba 5, 12, 13 üçgeni mi diye baktım. X yerine 13 yazdığımda 5, 12, 13 sağlaması tuttu. Dolayısıyla cevap 13 deriz. Geçeriz B şıkkına. Şimdi burada dik yamuk var. Hocam bizden x isteniliyor. Ne yapacağız? Dik yamuk. Dik üçgen oluşturmak lazım. Hemen dik üçgen oluşturalım kardeş. Hop şöyle dik çizdim. Dik çizince böyle hocam 90'lar havada uçuşuyor bu sefer. Bak burası da 90 derece oldu. Dal alfa beta'ya. Alfa, beta, alfa, beta, alfa. Bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Hocam benzer oldu. Hatta burada 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Dolayısıyla buradaki alfanın karşısı 8 ise buradaki alfanın karşısı 8 değil midir? Evet yazdık. Sonra beta'nın karşısı burada 7 ise buradaki beta'nın karşısı nedir? 7'dir. Bunu da yazdık. Biz dik dört üçgen oluşturmuştuk. Yukarısı 8 ise aşağısı da 8'dir. X'e bak ne oldu? 8 artı 7'ye eşit oldu. Yani X böylelikle 15'e eşit oldu dostlar. Bir dikdörtgen işi bitiriyor. Gördüğün üzere. Evet. Öğrenme alanı 3'ü halletmiş bulunuyoruz. Geldik örnek 18'e. Bak
bak olaya bak. Ali'yi biliyorsunuz. Kara Ali. Ali Kara. Yani birader. Abi. Birader. Birader. Bizim orada birader diyorlar da. Hani genelde böyle arkadaşlar kendi arasında deniliyor ama. Birader. Abi diye. Ali bir silgi ve özdeş iki kalem ile masanın üzerinde şekildeki gibi bir görüntü oluşturmuş. Evet. Bir silgi ve özdeş iki kalem diyor. Özdeş. Eş yapılar var. Yani sen buradaki eşitleri kullanacaksın. Şu kenar ile şu kenar birbirine eşit. Masanın üstüne. Ha böyle koymuşuz kalemi ve silgiyi. Şimdi bir kalem zemine kadar dik gelmiş. Bir kalem böyle eğik bir şekilde silginin tepesine kadar gelmiş. Silginin yüksekliği 2 verilmiş. Ve buradaki kalemiz buradaki silgiye olan uzaklığı da 10 verilmiş. E burada ne oluştu? Bir dik yamuk yok mu burada? E var. E dik yamuk tamam. Ne yapacağız burada? Dikdörtgen oluşturacağız. Oluşturu böyle dikdörtgenini. Hocam 10'sa 10 buraya ne kaldı? 2 kaldı. E ben buraya bir A dersem o zaman bunlar özdeşti. O zaman burası da ne oldu? A artı 2'ye burası. Dikkat şurası A artı 2. O zaman burası da A artı 2 olacak. Hemen A artı 2'yi yazdık. Sonra ne yapacağız burada? Pisagor. A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 10'un karesi deyip işlemle A'ya ulaşacağız. Ama dur. 10 varsa hissedelim. 10 varsa büyük ihtimal ne üçgenidir? Hocam 6, 8, 10. Hayır. O hipotenüste 10 varsa. Dik kenarda 10 varsa. Dik kenarda 10'la ilgili özel üçgenleri sen bilmiyorsun. O zaman diğer özel üçgenlerde 2 katı 3 katı 10 yapan var mı diye bak. Diğer özel üçgenlerde 2 katı 5, 12, 13 üçgeni var ya. 5, 12, 13 üçgeninin acaba 2 katı mı? Yani 2 katını aldığın zaman 10. 2 katını aldığın zaman 24. 2 katını aldığın zaman 26 üçgeni mi? 10, 24, 26 üçgeni. ÖSYM bunlardan da bahsediyor. Ya da bunların böyle virgüllüsünü de yazıyor. Haberin olsun 1.2, 2.6 şeklinde de yazıyor. Yine aynı orada özel üçgenleri düşünmeye devam. O zaman hocam düşünüyorum burada. Şurada düşündüğüm zaman acaba 5, 12, 13 üçgeni bir kenar 10 iken diğer kenar 24 ve 26 mı? Yani A yerine 24 yazarsam burası 26 oluyor mu? Evet 24 yazdığımda 24 artı 2 26 yapıyor. O zaman bu üçgen DA'yı biz kaç buluruz? 24 buluruz. Buna göre kalemlerden birinin uzunluğu isteniyor. Arkadaş cevap 24 değil. Kalemlerden birinin uzunluğu isteniyor. A artı 2 değil miydi? Evet bizden A artı 2 isteniyor. 24 artı 2'den cevaba 26 diye ulaşırız. Evet örnek 18'de böylelikle 18 olarak 26 olarak bulduk örnek 18. Geldik örnek 19'a. Örnek 19'da da bir dik yamuk demiş. Hemen dik yamuksa hali hazırda buradaki 90'ı da yapıştıralım. Şunlar da paralel verilmiş. Dik yamukta hocam ne var? Burada bir oran verilmiş. Oranı nasıl kullanıyorduk? Hocam içe doğru paralel çizelim. Ya açıya doğru paralel çizdiğinde kelebek oluşmadı. Ama içe paralel çizdiğinde özel bir durum oluştu. Hocam o özel durum nedir? Hop çizdiğin zaman paraleli. Hocam burada ne oluştu? Orta taban oluştu. 6 artı 2 bölü 2. Yani 8 bölü 2'den 4 oluştu burada. Hocam madem orta taban çizgisi bunun tamamı 8 ya. Şurası da 4. Burası da 4 olur. Buraya kaç kaldı? 3. Madem bunlar birbirine paralel. Bu yöndeşten dolayı 90 derece değil midir burası da? Evet. Ve şurada ne çıktı gençler? Dik üçgen. 3, 4, 5 üçgeninden burayı 5 olarak bulduk. Bizden zaten EF uzunluğu isteniyor. EF uzunluğuna bak. 5 bulduk. Şurası bu arada E noktası dostlar. Tamam. E noktası burada yazılmamış. O zaman şuraya bir soru işareti koyalım. Evet. Yani cevap EF uzunluğu. Oradaki sarı uzunluk isteniyordu. Cevap böylelikle 5 çıkar. Geldik. Örnek 20. Hocam bir dik yamuk verilmiş bize burada. Dik yamukta AB uzunluğu isteniyor. Neydi? Kural şu. Bir dik yamukta köşegenler dikleşmişse şunun karesi h kare eşittir p çarpı k idi. Unuttuk ve ezberleme dedim ben. Gerek yok ezber. Ezberlemeden de yapabilirsin. İster bu şekilde paralel kenar oluşturup hocam şunlar paralel ya 90 yapar. 4 ise burası da 4 yapar. Öklit bağıntısı oluştu. 6'nın karesi 4 çarpı istersin. İstersen bence hepimizin aklına şu gelir. Şekle baktığımız zaman hocam 90'lar havada uçuyor. Dal alfa beta'ya dersin büyük ihtimalle. Dal alfa beta'ya alfa beta alfa beta alfa beta'ya daldım. Sonra benzerlik yapacaksın. Ama benzerlik yaparken bu üçgeni mi seçeceksin? Bu üçgeni mi seçeceksin? Büyüğü mü seçeceksin? Bu üçgeni mi seçeceksin? Buradaki büyüğü mü seçeceksin? Bir sürü üçgen var. Ne yapıyorduk? Kenarları belli olan üçgen seçiyorduk. Hocam kenarları belli olan üçgen bir tanesi mesela 4'e ait üçgen şu üçgen değil midir? Evet. Yani sen 4'e ait şu üçgeni seçemezsin kardeşim. Bir kenar yok. 6'ya ait ya da bu üçgeni seçemezsin. Ama 4'e ait şu sarı üçgeni seçebilirsin. İki kenarı var. Hocam x'e ait üçgen seçimi yapacağım. Şu üçgeni seçemezsin. İki kenar yok. Ama şu büyük üçgende iki kenar mevcut. Yani diğer üçgenin de senin bu. O zaman sarı üçgende alfanın karşısı 4'ün. Alfanın karşısı 6'ya oranı eşittir. Sarı üçgenden başlamıştık. Beta'nın karşısı 6'nın. Öbüründe beta'nın karşısı x'e oranı. 6 bölü x. 4x eşittir 36 çıkar ve x de böylelikle 9 çıkar. Evet örnek 20'de böylelikle 9 oldu. Geldik örnek 21'e. Evet korkulacak bir soruymuş gibi duruyor.
diyor. Bakalım öyle mi? Kenar uzunluğu 50 santimetre olan bir karenin. Evet, kenar uzunluğu 50 santimetre. Bunu unutmayalım. Burası 50. Köşelerinden yüksekliği ile üst tabanı. Şimdi bir yamuk var elimizde. Yüksekliği burası. Dik yamukta. Burası da ne oluyor arkadaşlar? Bir kenar yükseklik yapıyor yani. Burası da üst taban oluyor. Kısa kenarı üst tabanı olarak adlandırıyoruz bu arada. Bak, alt taban ve üst taban. Şimdi yüksekliği ile üst tabanı eşit olan ve 12 santimetre olan yamuklar verilmiş. 12, 12, 12, 12. Şunları hemen yazalım. Yükseklik ve şurası. 12, 12, 12, 12. 12, 12, 24. 50'ye tamamlayan 26. Burası da 26. Şuraları bilmiyorum. Şuraya x diyeyim, x diyeyim. O zaman burası çıkıyor. Burası ne yapıyor? Nasıl çıkıyor? 50 eksi 2 x çıkıyor. Burada kenarı bilmiyorum. Bunlar kesilmiş ya. O zaman bunlar kesilmişse şuraya x dedik. Buraya da y diyelim o zaman. Y diyelim. Y diyelim. Y diyelim. Eşlikteki bütün her yeri yazdım. Burası da x oldu mu oldu. Şimdi ben bu şekilde böyle köşelerden eş yamuklar çıkartmışım ve bu şekil oluşmuş. Yeni oluşan şeklin çevresi de 212 demiş. O zaman bunu kullanacağım. Hocam buraları kaç oldu? 26. Burası 50 eksi 2x. Sonra burası 26. Burası da 26. Ondan sonra şu kenarlar kaldı. Bunlar y, 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 y ve şuranın da 12. Buranın da 12 olduğunu biliyorum. Buranın da x, buranın da x olduğunu biliyorum. Hadi bu şeklin çevresine bakalım. Bu şeklin çevresindeki önce sayılara bakalım. 26, 26, 26. 26'dan 3 tane var. 6 kere 3, 18, 78 yaptı. Evet, 212, 78 artı sonra bak sayıları hallettim. Sayıları halletmedim. Bir de burada 50 varmış. Yo, 3 tane 26'yı hallettim. Hemen hallettiklerimin kenarlarına şöyle mavi çizgi koyayım dostum. 3 tane 26'yı hallettim. 12, 12 burada var. Bir de 50 burada var. Yani 24, 74 yapıyor. O zaman 74'ü de yazayım oraya. Sonra hocam y'lerden 1, 2, 3, 4 tane var. Artı 4 y. Artı hocam artı 2 x burada var. Eksi 2 x de burada var. Evet, o zaman 2 x'ler birbirini götürmedi bir çevrede. Götürdü. Çünkü 50 eksi 2 x ile şuradaki 2 x'in toplamında x'ler naray oldu. O zaman buradan y çıkacak. Bak sen şu işe. O zaman burada artı 2 x dememe gerek kalmadı. 2 x'ler de birbirini götürdü. İşte bu toplam kaça eşitmiş? 212'ye eşitmiş. Hocam şu ikisinin toplamı 152 oldu. O zaman ben 212'den 152'yi çıkartırsam 0. 60 mı kalıyor? Evet, 60 kalıyor. 4 y eşittir 60 yaptı. Y'yi de buradan 15 buldum. Y 15 çıktı. Hemen buraya 15 yazdım. Hocam dik yamuk çıktı. Dikdörtgen oluşturalım. 12 burası. Burası da 12. Bak ne çıktı burada? 12 15. Ne üçgeni? 9 12 15 üçgeninden 9 çıktı ve x'i de böylelikle 21 olarak buldum mu? Buldum. Benden ne isteniyor? Alanı isteniyor. Yeni oluşan şeklin çevresi 212 olduğuna göre alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş ne yapacağım? Ben bu alanı bulmak istiyorsam tek tek şöyle şurada şekiller oluşturabilirim ama gerek yok. Arkadaş burada ne yapmak gerekiyor? Eski şekli şöyle bir tamamlayalım. Eski alanı ben bulabilirim. Eski alandan şuradaki yamukların alanını çıkartacağım. Bir tane yamuğun alanı belli. Yamuğun alanı hocam alt taban artı üst taban daha görmedik. Ama burada bir dikdörtgen, bak yamukta bir dikdörtgen bir de dik üçgen var. Daha rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Daha yamukta alanı bilmesek bile 12'nin karesinin 144 olduğunu ve buranın da hemen yazayım. Şuranın alanı 144 ve 9 çarpı 12 bölü 2'den burası da 54 olduğunu biliyorum. Bir yamuğun alanı buradan kaç çıktı o zaman? 144 ile 54'ün toplamı. Yani 198 çıktı. O zaman 198 alanlarını çıkartacağım kardeşim. İşlem kalabalığı olacak. Neden? Şurası 50 ya. Arkadaş alan dediğimiz şey karenin alanı. 50'nin karesinden 4 tane 198'i çıkartacağım. İşlem kalabalığı. Vallahi yapacağız. 50'nin karesi kaç? 2500 mü? Evet. 2500. Eksi 4 çarpı 198. 4 kere 8 32. 36. 37. 38. 39. Sonra 4 kere 1 4. Elde var 3. 792 yaptı. O zaman ben 2500'den 792'yi çıkartırsam 8 burada. Sonra burada 0 kalıyor. Sonra buradan da ne kalıyor? 0 kalıyor değil mi? Bir daha elde var 1. O zaman buradan da bir 7 kalıyor ve 1708 yapıyor galiba. Evet, burada da işlemi yaptığımız zaman cevap 1708 yaptı gençler. Aslında zor bir soru değil. İşlem kalabalığı varmış gibi gözüküyor. Çok da işlem kalabalığı da yapmadık aslında. Bir burada şunu çıkartırken bir şey yaptık. Zor bir soru değil. Verilen bilgileri kullanınca buraya x, y falan yazınca kendiliğinden cevap çıktı aslında. Hoş bir soru. Hoş bir soru. Tam da sınavlık, sınav ayarında bir soru diyebiliriz. Evet, böylelikle şurayı hallettik. Geldik bir sonraki sayfaya. Oo, katlama sorusu. Semih ve Muhammed, gösterin bakayım kendinize. Yüksekliği 6 santimetre olan ABC'de dik yamuğu biçimindeki bir karton. AC köşegeni boyunca katlandığında D köşesi CB üzerinde, CB doğrusu üzerindeki E noktasına geliyormuş. Katlanılan karton aşağıdaki katlanmalar ard arda uygulanıyor. Sonra AC üçgenini AE boyunca katlanıp C noktasının yeni yeri F olarak katlandırılıyor. Elde edilen EAF üçgeni AF boyunca katlandığında bu sefer de yeni yeri AB üstünde oluyormuş katlamada. E noktası
kendisini yere, yeni yere. Şimdi biz ne diyorduk gençler ilk önce? Animasyonla sana bu olayı göstermeden önce şöyle bir şey yap. Büyüteyim şunu. Bak şimdi dostum. Şu olay. Ben burada bir katlama yapacağım. Bunu böyle katlama yaptığımda bir kere katlamayı geri doğru açayım şurada. Açtım. Hocam üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Şu açılar da eşit. Bu açılar da eşit. Tamam. Burası 90 derece oldu. Sen bunu böyle katladığında üst üste binen açılar eşit olacak ya. O zaman bu buraya gelecek katlanmışı. Çünkü katlama izi 90 derece olunca aynı çizgi üzerinde oluyor. C noktası buraya geldi. C noktasının yeni yeri F noktası oluyormuş. O zaman yeni üçgenimiz burası yaptı. Bunu da böyle katlayınca bu da tam bunun üstüne geliyormuş. O da buraya gelecek ve şöyle bir üçgen oluşacak. Üst üste binen açıların eşitliğine de dikkat edeceğiz tabii. Katlamayı ben sana şimdi şeklen animasyonla da göstereyim. Anladın olayı da bir de animasyonla göstereyim. İlk önce ilk üçgeni katladım. Hop yeşil üçgen. ACE üçgeni oldu. Sonra bunu bir daha katlıyorum. Hop bu üçgen oldu. Sonra onu da katladığımda oradaki nokta AB üstüne geliyormuş. Onu da öyle katlayınca bak bu şekil karşımıza çıktı. İşte en son bu şekli. Ama sonraki şekli ÖSYM'e sormamış. Yani burada bu sefer tüm katlamalar gösterilmemiş. Diğer katlamaları bizim yapmamızı istiyor. O zaman katlamaları biz yap. Tamam animasyonda gördün. Gözünde canlandı mı? Canlandı. Hadi bakalım o zaman biz de burada olayı tam olarak canlandıralım. Tam olarak yapalım. Katlama zaten burada yapılmıştı. Hop şöyle yaptık kardeşim bunu. Tamam. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit. Hemen bunları yazdım. Üst üste binen açıların eşitliğinden 90'sa 90'ı yazdım. Üst üste binen kenarların eşitliğini yazdım. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit mi? Eşit. Sonra ne yapıyorum? Hocam burada bunu da bu şekilde katlayacakmışım. Bunu da bu şekilde katlarken burası 90 derece olduğundan dolayı katlamada üst üste binen açılar eşit olacak ya. Tam o zaman o katlanmış hali buraya gelecek ve C noktasının yeni yeri bak nereye denk geldi? Tam olarak buraya denk geldi. O zaman tam olarak buraya denk geldiyse eğer C noktasının yeni yeri de ne olarak katlandırılıyormuş? F olarak katlandırılıyormuş. F oldu ve bu katlama bak nereye geldi? Buraya geldi. Dikkat. Şunu şöyle farklı renkle göstereyim. Bu katlama buraya geldi. Ama burada ne oldu dostum? Bu katlama buraya geldi ya. Şuradaki yeşil üçgen gitti artık. Yok. Sadece bu dik üçgen oluştu. Animasyonda gördüm biraz önce. Sonra ben bunu buradan böyle katlayınca da E noktasının yeni yeri AB üzerine geliyor diyor. O zaman bunu da böyle katladığım zaman hop bu buraya geldi. Üst üste binen açıların eşitliğini kullanacağım. Arkadaş bir de burada dikkat et. Burada üst üste binen açıları kullandın da bu katlamada niye kullanmadın? Hemen burada da bunu göster. Sonra buradaki katlamada da üst üste binen açıların eşitliğinden burası da nokta açısı. Burası da nokta açısı oldu mu oldu? E noktasının yeni yeri burası oldu. Üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. 90 derece. 90'sa 90'ı yazdık. Burada da birbirine eşit olacak zaten buradaki açılar. Şu açıları da şöyle iki tane nokta iki tane nokta şeklinde göstereyim. Ne yapacağız? Bak dikkat et burada. Hocam bir 90 derece var. 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüş. 90'ı böl 4'e sende. 22,5 çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ya hocam 22,5'u hiç sevmiyoruz ya. Ne yapacağız 22,5'da ya? Ah be. Bir tane 22,5 tabi sevilmez ama dikkat et. Şu uzunluğu da 6 vermişti bize. Hocam bu uzunluk katlandığında bak burası da 6 değil mi? Hatta siyahla göstereyim. 6. Şurası da 6. Dikkat et 22,5 ile 22,5'un toplamı bak 45 derece yaptı burası. 45. 45. 90. Burası da 45. Yani şurada bir ikizkenar üçgen oldu. Şurası da çift çizgi oldu mu? Oldu. 6 mı oldu burası? Evet. Çünkü şu bir ikizkenar üçgen oldu. Açılardan dolayı 22,5'u sevmeyiz ama bak 2 tane 22,5 bir 45 yaptı. Bir de 45 burada. 6. 6 ise burası da 6 köklü oldu mu dostum? Oldu. Ben cevabı 6 köklü buldum. Bakıyorum. İlk kartonda AB ile BC'nin toplamı yok. Burası 6 köklü buldum. Bir de benim burayı bulmam lazım. Orayı da bulalım. Orayı bulurken ne yapacağız? Hocam o zaman şuradaki açıya bakalım. 22,5 90. Burası kaç yapıyor? 67,5 yapıyor. 67,5. 67,5 hocam. Bunu kullanmam lazım. Özel üçgenden çıkmıyor. 67,5 var burada. Dikkat dikkat. Şuradaki açı. Hop 67,5 burası da. Baksana buraya. Hocam burası da 67,5. Burası da 67,5. İkizkenar üçgen var burada. Yani şurası da kaç yapıyor o zaman? 6 kökü yapıyor. AB uzunluğunu 6 kökü bulduk. Artı BC uzunluğunu da 6 kökü bulduk. Topladık. 12 kökü yaptı mı cevap? Yaptı. Örnek 22'de bu şekilde oldu gençler. Güzel bir soru. Burada şu ikizkenarlığı şu şekilde de görebilirdin. 67,5'u yazmasaydın. Hocam burada yamuk ya. Karşılıklı kenarlar paralel ya. Açıortaylık varsa neye dikkat ediyorduk? Açıortaylık varsa Z'ye dikkat. Yani burası çizgi açısıysa burası da çizgi açısı olur. Bak çizgiye çizgiye. Dolayısıyla ikizkenar olur da diyebilirdim burada. Oradan da ikizkenarlığı bu. 6 kökü bulduktan sonra burası da 6 kökü diyebilirdin. Tamam dostum? Evet. Böylelikle bu soruyu da çözdük. Geldik bir sonraki soruya. Bak bu soruya lütfen dik. Çünkü ÖSYM bu şekilde dik yamuklardan şekil oluşturmayı çok seviyor. Dik yamuktan şu şekilde paralel kenarda oluşturabilir. Ya da artık neyse eşkenar dörtgense eşkenar dörtgen oluşturmayı da sever. Dik yamuklardan şu şekilde dik dörtgen oluşturmayı da sever. Bel karede oluşabilir. Ki geçmiş senelerde hatta geçen sene çıktı bak. Önceki sene vardı bu. Ve dik yamukta soruyu geçen seneki soruyu da bakabilirsin. Dik yamuktan bir şekil oluşturmuş. Ve ondan önceki senelerde de vardı. Dikkat et. Dik yamukta çok güzel şekiller oluşturulabiliyor. O yüzden lütfen bu soruya dikkat. Şimdi dik yamuk biçimindeki özdeş tahtalarda
tahtalardan özdeş tahtalar. A ve C, alt taban A, üst taban C şeklinde 8 tanesiyle ben bunu oluşturmuşum. Şekil 1'deki gibi birleştirdiğinde bir eşkenar dörtgen. 10 tanesini de bu şekilde birleştirdiğim zaman da bir kare elde etmişim. Evet, şu bir kareymiş dostum. A bölü C oran nedir diye soruluyor. Önce bir eşkenar dörtgenin eşitliğini kullanabilecek miyim bakayım. Alt tabanı neresi dik yamukta? Hocam dik yamukta şu yükseklik, bak yükseklik burası. Bu uzun kenar, bu kısa kenar. Burada bu yükseklikken bu kısa kenar, bak bu uzun kenar. Yani burası C. Aa hocam şurası da böyle X diyelim mi böyle? Evet. Şunlar da böyle yan kenarlar X X X X X. O zaman burada ne oldu? Hocam burası X dediğim şey, X X X X X dediğim şey aslında çıktı. Ne çıkıyor? Bir eşkenar dörtgen ya, burası da A artı C. Ama X garip çıkıyor. Böyle A artı C bölü 4 çıkıyor burada. Hiç onu kullanmayayım bence. Öbürüne geleyim. Kare olmasına geleyim şimdi. Kare olmasından dolayı, dik yamuktan dolayı şuraya da H diyeyim. Burası H, burası H, burası H, burası H, burası H. Sonra burası N. Hocam üst taban C, burası alt taban A. A bu sefer de ne çıktı? A artı C'yi ne buldum? Bak burası A artı C kare, burası da A artı C kare. Aa güzel bir şey çıktı. A artı C, bak dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5 aşağı eşit oldu. Hocam 5 aşağı eşit oldu. Aynı zamanda buradakinde de A artı C eşkenar dörtgen ya, 4 X'e eşit oldu. Bak sen şu işe. Hocam H dediğim o zaman ben 4K dersem, X dediğim 5K olur mu? Olur. O zaman ben onu öyle kullanayım. O zaman geldim buraya. X dediğime 5K dedim. Bak H dediğime 4K dedim. Bir dik yamuk olduğu için dikdörtgen oluşturacağım. Hocam burası 4K. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 3K çıktı mı? Çıktı. Sonra burada ben A artı C'nin ne olduğunu biliyorum. 5 kere 4 aynı zamanda bak 20K olduğunu biliyorum. A artı C'nin de 20K olduğunu biliyorum. Peki. Sonra burada C iken burası da C değil mi? C. Hatta şöyle diyelim mi? Tamam. Şurasına bakacak olursan da buradan da A x C'yi ne bulduk? 3K mı bulduk? Evet. Ben burada A artı C'yi de ne bulmuştum arkadaş? A artı C'yi de 20K bulmuştum. Gel burada A artı C'yi de 20K yaz. Burada A x C. A'dan C'yi çıkarttığında burası 3K. Tamam. Bizden A bölü C oranı isteniyor. Tamam. Çıkıyor. Korkma. Çıkıyor. Korkma. Ne yapacağım burada? Hocam burada şunu yapacağım. 2 bilimden 2 denklem. Taraf tarafa topladım. 2A eşittir 23K yaptı. A'yı buradan 23K bölü 2 buldum. Buradan A eksi A artı C'yi kullanayım hadi. 20K ya. A'yı da 23K bölü 2 bulduk ya. Artı C eşittir 20K ya. Buradan da C 20K eksi 23K bölü 2 ya. 40 17K bölü 2 mi çıkıyor? Evet 17K bölü 2 çıktı C'de. Benden A bölü C isteniyor. A'yı 23K bölü 2 buldum. C'yi de 17K bölü 2 buldum. Hocam bölü 2'ler K'lar gitti. Cevap da 23 bölü 17 çıktı mı? Çıktı. Evet cevap 23 bölü 17. Evet doğru cevapmış Allah'tan. Bak gördün mü? Güzel bir şekilde çıktı aslında ya. Bir burada bak eş yapıları yazdım. Burada da eş yapıları yazdım. Hocam A artı C burada bir 4 taşa. Burada da bir 4 X'e eşit oldu. Yazdım. Sonra K cinsinden yazınca her şey kendiliğinden çıktı. A artı C 20K. Burada da A eksi C çıktı. 3K. Ondan sonra A bölü C oranı da işlem yaparak çıktı bu dostlar. Çıktı. Tam sınavlık bir soru. Hem TYT'de hem de AYT'de çıkmaya aday soru. ÖSYM'nin çok sevdiğini daha önce binlerce kez sana söyledim zaten. Evet geldik şimdi ikizkenar yamuğa. Arkadaş ikizkenar yamuk. Yan kenar uzunlukları birbirine eşit olan yamuğa biz ikizkenar yamuk adını veriyor. Arkadaş yan kenar uzunlukları birbirine eşit. İşte bu ikizkenar yamuk. Hocam ikizkenar yamukta bak şimdi tanımından dolayı zaten direkt bunlar çıkacak. Şimdi bunlar birbirine paralel mi kardeşim? Paralel. Biz ne yapıyorduk burada? Paralel kenar oluşturuyorduk. Hadi oluşturalım. Şuradan bir paralel kenar oluşturduğun zaman şurası çift çizgi yaptı mı? Yaptı. Paralel ya bunlar da bunun. Şurası alfa iken yöndeşten dolayı burası alfa oldu. Hocam ikizkenarlık çıktı burada. Burası da alfa oldu. Gerçekten de B açısıyla A açısı birbirine eşit oldu mu gençler? Oldu. A açısıyla B açısı birbirine eşit oldu. Yani ikizkenar yamuk ikizkenar üçgen gibi düşün. Taban açıları birbirine eşit. Dolayısıyla taban açıları birbirine eşitse bunlar da 180 eksi alfa 180 eksi alfa değil mi? 180'e tamamlayan açıları. Dolayısıyla tepe açıları da birbirine eşit oluyor. Yani C açısıyla D açısı da birbirine eşit oluyor. Evet ilk şeyimizi ispatladık. Taban açılarının birbirine eşit olması. Açılarla ilgili bir şey çıktığında bunu söyleyeceğiz. Peki ikizkenar yamukta bir de köşegen uzunluklarından bahsedeceğiz. Şimdi ikizkenar yamukta ne demişiz burada? Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bana bak daha önce köşegen uzunlukları eşit olan dörtgenlerden bahsettik mi? Bahsettik. Nelerdi onlar? Soruyorum sana sen cevapla. Hocam cevapladın ya ben seni şimdi tekrar ediyorum. Dedin ki hocam eşkenar dörtgen değil. Deltoid değil. Köşegenler eşit değildi. Neredeydi? Dikdörtgende ve karede köşegenler birbirine eşit. Peki köşegenler eşit olan dörtgenlerde ne yapıyorduk? Yani köşegenle alakası yerde bir eşit verilmişse diğer köşegen
üçgeni de biz çiziyorduk. Aynen burada ikizkenar yamukta da aynı hamleyi yapacağız, tamam mı? Hadi devam edelim şuna. İkizkenar yamuğun köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Niye eşittir hocam? Hadi ispatını yapalım. Hadi gel ispatını yapalım seninle birlikte. Hocam şurada bir ikizkenar yamuk çizecek olursak bakalım ispat nasıl olacak, merak ediyorum. Ben şu taban açılarının birbirine eşit olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Tepe açılarının da eşit olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Köşegenleri çizelim kardeş. Şu köşegeni çizdim. Şu. Ondan sonra öbüründe de yeşil köşegen çizeyim. Şu köşegeni çizeyim. Arkadaş buradaki açının ben ne olduğunu biliyordum. Şurası eşit olduğunu biliyorum ya. Hadi ben şu açıya alfa diyeyim. Tamamını alfa diyeyim. Hadi burası da alfa olsun. Şimdi dikkat et. Neredeki üçgene dikkat et? Şuradaki üçgene dikkat et. Hocam şuradaki sarı üçgene dikkat et. Sarı üçgende alt tabana A diyecek olursam. Hocam alfanın kolları A'ya çift çizgi. Aynı şey. Bak burada da yok mu? Sarı üçgene dikkat et dedim. Şimdi de yeşil üçgene dikkat et. Bu yeşil üçgende de aynısı yok mu? Hocam burada da alfanın kolları çift çizgiye A oldu. Yani aynı açının kolları birbirine eşit oldu. İki üçgen eşit üçgen oldu mu? Oldu. Tamam, eşit üçgen olduğu için alfanın karşısındaki bu kenarla öbür üçgende alfanın karşısındaki bu kenar eşit olacak. Dolayısıyla köşegenler eşit oldu. Hatta şunu da diyebilirim ben. Çift çizgiyi gören bu açı nokta açısıysa, hemen geldim buraya nokta açısı yazdım. Çift çizgiyi gören buradaki yeşil üçgendeki bu açı eşittir. Hemen açıların eşitliğini yazdım bak buraya. Nokta açısı yazdım, nokta açısı yazdım. Aa, nokta açısı yazınca hocam o zaman şunlar birbirine eşit olmak zorunda. İkizkenar çıktı. Aynı şey Z'den dolayı. Bak burası da nokta, burası da nokta oldu. İkizkenar çıktı. Dolayısıyla bunlar da eşit oldu mu? Oldu. Buradan dolayı da köşegenlerin eşit olduğunu görüyoruz. Hatta bu açılar da eşit çıkıyor. Bak buraya çizgi açısı dersem, hocam bu açı alfaydı, nokta artı çizgi yaptı. Bu açı da nokta artı çizgi olacağından burası da çizgi olur. Hatta buradaki çift çizgi ise burası da çift çizgi diyebiliriz. Çünkü burası 180x alfa ya, nokta artı çift çizgi. O zaman burası da noktaysa çift çizgi olmak zorunda. Açılar eşit olduğundan dolayı. İşte ispatı buradan çıkıyor. Bak şimdi ikizkenar yamukta iki tane önemli nokta var. Bir önemli nokta köşegenlerin eşit olması ve kendi çapında ayırdıkları yerlerin de birbirine eşit olması. Yani şu köşegenlerin eşit olması ve kendi çapında ayırdıkları yerlerin eşit olması önemli bir yere sahip. Bir ikinci önemli olan şey de bu. Bir ikizkenar yamukta şuradan bir dik çizilince Hüseyin Bey uzunluğu AXC bölü 2'ymiş. Sakın ezberleme, ispatı videoda yapılacak demişiz. Şimdi ispatını yapacağım. Arkadaş ikizkenar yamuk olduğundan dolayı bak ispat tekniğini sorularda kullanacağız. O yüzden buradaki ispat tekniğine dikkat. Şuraya alfa, buraya alfa der diyelim. Alfa 90, buraya beta diyecek olursam. Alfa betalı bir üçgen var. Dik üçgeni ben oluşturayım. Alfa burada. Diğer dik üçgeni de buradan ben çizeyim. Buradan dik çizince alfa 90'sa burası beta oldu mu? Oldu. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. Madem eş üçgen buradaki uzunluklar birbirine eşit değil midir? Evet. Ben yukarıya C diyecek olursam, yukarıya C diyecek olursam arkadaş. O zaman burası aşağısı da C oldu mu? Oldu. Şimdi dikkat et. Hocam burası C oldu ya. Bunda tamamı A ya. Bu ikisine AXC kaldı. O zaman buraya AXC kaldıysa ikisi de birbirine eşitse burası da AXC bölü 2 olmak zorunda. Evet bu da AXC bölü 2 olur. Bu da AXC bölü 2 olur. Bak ispat tekniğinde güzel bir şey yaptık. Şuradan dik çizildiğinde diğer diki de çizdik. Eş üçgen çıktı. İspat tekniğini biz sorularda kullanıyoruz. O yüzden dikkat. Biraz önce de dedim. İkizkenar yamukta genelde iki hamleyle işi yapıyoruz. Ya köşegen çizilmişse diğer köşegeni de biz çiziyoruz. Köşegenlerin birbirine eşitliğini kullanıyoruz. Ya da şu dikmeler. Bu dikmeleri çizdiğinde şu parçalar birbirine eşit oluyor. Yani şu parçalar birbirine eşit oluyor. İspatını da yaptım. Çünkü bunlar eş üçgen olduğundan dolayı. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam. Bu da önemli bir nokta. Evet. İki temel nokta. Tekrar söylüyorum. Yıldız koyuyorum bunlara. Sen de yıldızını koy lütfen. Şu ya köşegenlerin eşit olmasını ya da şunu kullanacağız. Şu dikmeleri kullan. Hemen öğrenme alanına gelelim. Arkadaş öğrenme alanında köşegenler dik kesmiş burada. Arkadaş köşegenler dik kesmişse hocam biz böyle dışarıda böyle paralel kenar oluşturuyorduk. Evet çıkar. Oradan da çıkar. Doğru. Burası da 6 olur şöyle. Sonra burası da 90 olur. Köşegenler eşit ya. Burası A. Burası A ya. Burası A iken burası da A olur. A kökü deyip buradan şuradaki şu köşegenleri bulmuş oluruz tabii ki. O köşegenleri bulunca çıkıyor. Ama köşegenleri bu şekilde bulmayalım bence. Çünkü niye? İkizkenar yamuk ya. İkizkenar yamuk olduğundan dolayı direkt aklımıza şu gelmez mi? Şu ve şu gelmez mi? Köşegenler birbirine eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerlerde eşit ya. Hocam ikizkenar dik üçgen. O zaman 45-45-90 üçgen çıktı. 6 bölü köküden ben burayı 3 kökü bulurum. Burayı da 3 kökü bulurum. Aynı şekilde alttaki de ikizkenar dik üçgen. 8 bölü köküden burayı 4 kökü, burayı da 4 kökü bulurum. Sonra buradaki dik üçgenden dolayı ya da sağdaki ya da soldaki dik üçgenden dolayı. Bak 3-4-5 üçgeninden dolayı burayı da 5 kökü diye bulurum. Yani 3-4-5 üçgeninin kök katı olduğundan dolayı. Cevap 5 kökü. Geldik B şıkkına. Hocam bak burada ikizkenar yamuk sorusu
konusundayız. Köşegen çizersek saçma oluyor. Şuradan dik çizilmiş ikizkenar yamukta iki şey önemliydi. Ya köşegenlerin birbirine eşleni kullanacağız ya da dikmeler. Hemen şu dikmeyi ve şu dikmeyi çiziyorum. Gerçekten çok önemli bu dikmeler. Hocam dikdörtgenden 2 ise yukarısı 2, aşağısı da 2 oldu. Yukarısı 3 ise aşağısı da 3 oldu. Hocam burası kaç verilmiş bize? 5. Burası kaç oldu o zaman? 3. Ben bunu çizdiğim zaman şu üçgenler eş üçgenlerdi. Yani ayırdıkları yerler birbirine eşitti. Burası 3 ise burası da 3 oldu. Ve x'e bak şimdi. Bak sen şu işe. X kaç oldu böylelikle? 6 oldu. Evet, öğrenme alanında B şıkkında böylelikle 6 bulduk. Gelelim bir sonraki soruya. Hocam ne yapacağız burada? Alan ABCD isteniliyor bizden. Ya hocam daha alanı görmedik. Niye alan soruyorsun? Dur ya, eski bilgilerden yapılıyordur kardeşim. O yüzden sormuşumdur. Ne yapacağız burada hocam? Ya biz şuradan dik mi çizsek? Hani şu dikmeler mi? Ama dik çizdiğinde karşıda 15, 75, 90 çıkıyor. Gittiğin yol yol değil. Direkt sil gitsin bunu. Gittiğimiz yol yol değil. Değil mi? 15, 75, 90 olsun. İkizkenar yamukta ne yapıyorduk? İki şey önemliydi. Ya dikmeler ya köşegen. Zaten burada bir köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de ben çizsem. Köşegenler birbirine eşit değil mi burada? Eşit. Yani bu köşegen de 6 ve kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Hocam burası 75 ise burası da 75 yapar. 75, 75, 150'den burası kaç derece olur? 30 derece olur. Şimdi köşegen belli. Köşegen belli. Yamuk da aynı zamanda bir dörtgendi. Herhangi bir dörtgende köşegenler belli. Arasındaki açı da belliyse köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 alan değil miydi? Evet. O zaman alan neye eşit olacaktır? Köşegenler çarpımı. 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2. Ya hocam ben bunu beceremiyorum diyenler dik çizerek de yapabilir tabi. Ayrı ayrı şey de yapabilirsiniz burada ama dik çizmek burada biraz kafa karıştırabilir. Neyse. Arkadaş burada ne var burada? Sinüs 30'un ne olduğunu bulmak lazım. Sinüs 30'da ne yapıyoruz? Bir dik üçgen çiziyoruz. 30, 60, 90 üçgeni. Buranın 1, 2, kök 3 olduğunu biliyorsun. 30 karşı bölü hipotenüs. 1 bölü 2 olduğu belli. Hocam şu 1 bölü 2. Şu bölü 2 ile bu sadeleşti 3. Bu bölü 2 ile bu sadeleşti 3. 3 kere 3 de kaç yaptı o zaman? 9 yaptı. Evet, köşegeni çizdik. Olay bitti gençler. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 25'teyiz. ABC'de ikizkenar yamuk verilmiş ve paralellikler verilmiş. 25 verilmiş. Bir de alakasız yerde tamam ikizkenar yamukta şu ikizkenarlık verilmiş. Bir de ne verilmiş? AC ile EB'nin uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Bak sen şu ise AC ile EB'nin uzunluğu şurası. Ne yapacağız hocam? Bu sefer ya ikizkenar yamukta iki hamle zaten çok önemli. Ya köşegen çizeceğiz ya da dikmeler. Ama köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. O zaman ne yapacağız? Diğer köşegeni biz çizeceğiz. Dikdörtgende, karede, ikizkenar yamukta bu mutlaka yapılmalı. Köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmişse mutlaka yapılmalı. Diğer köşegeni ben çizince şöyle. Hocam köşegeni çizdiğim zaman ne oldu burada? Köşegenlerin eşitliğini şöyle gösterdim ben şimdi. Köşegenlerin eşitliğini gösterdim. Önceden alakası olan şu eşitlikle bu eşitlik. Şimdi buradaki eşitliği yazınca ikizkenar çıkarttı burada. 25 ise o zaman burası da 25 olacak ikizkenardan dolayı. Hocam burada ikizkenar üçgen. İki tane açısı yan yana. Dayanamam. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Yani burası kaç yapar? 50 yapar. Bu ikizkenar yamuk ya. Köşegenlerde şu parçayla şu parça eşit. Şu parçayla şu parçanın eşit olduğunu da ben biliyorum. Dolayısıyla kendi çapında ayırdıkları yerler birbirine eşit. Burası da 50 mi olacak? Evet. Şimdi benden ne isteniliyor? Alfa isteniliyor. Alfaya yoğunlaş. 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 Alfaya bak. Bak kardeşim alfa nerede diye. Bak bu üçgende. Zaten bu üçgendeyse o zaman bu üçgende iç açılar toplamından gideceğim. Ya da kafadan yapabilirim direkt. Hocam 50 ile 25'in toplamı 75 yapıyor. 180'e tamamlayanında 105 derece yapar. Ve dolayısıyla cevap 105 yaptı. Karışık yerdeymiş gibi ama alfaya bakınca hocam alfa şu üçgende deyince bak verilen bilgiyi bu kullanınca sonuca daha rahat bir şekilde beynimizle görebiliyoruz sanki değil mi? Evet 25 105 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 26'tayız. Hocam ikizkenar yamuk sorusu. İki tekniğimiz olacak. Ya köşegeni çizeceğiz ya da dikmeler. Şu köşegeni çizince özel bir durum geliyor mu? Maalesef gelmiyor. Şunların eşitliği, şunların eşitliği hiçbir özel durumu getirmiyor. Hocam burası 90 derece olur değil mi? Burası 90 sa. Yok hiçbir özel durum getirmiyor. O zaman dikmeler. Hemen dikmeleri çizelim kardeş. Şu dikmeyi çizdim buradan, bu dikmeyi çizdim buradan. Bu dikmeleri çizince hocam bu dikmeleri çizdiğimizde ne oluyordu? Bu dikmeler eşit parçaya ayırıyordu. Yukarısı 1 ise burası da 1'dir. Hocam tamamı 9 burası. 9'dan 1 çıktı. 8 kaldı. Şu iki parça 8 olacak ya. Yani 8'i 2'ye böldüm. 4 4 yapar buraları. Sonra her verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. Ben neyi kullanmadım? Şuradaki 90'ı kullanmadım diyeceksin. Ana bir bakıyorsun 90'dan 90 çizilmiş. Yani dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Evet şu üçgende bir öklit bağıntısı oluştu gençler. Öklit bağıntısı oluştu ve benden
bizden ne isteniliyor? BC isteniliyor. BC'ye x diyelim. Bazı arkadaşlar şuraya h deyip h kare p çarpı k'dan h'ı bulup sonra Pisagor'dan x'i buluyor. Ama Öklit mantığında direkt x'e ait Öklit'i uygulasana kardeşim. Bunun karesi sağ tarafta sağa dayalı. Şu çarpı tamamı. X kare eşittir 4 çarpı tamamı. Yani 4 çarpı tamamı kaç? 9 diyeceğiz. 4 kere 9 36. O zaman x kare eşittir 36 ise x de böylelikle 6 mı çıkar? Evet. Bizden x deniliyordu. Cevap 6 olur. Evet. Yorulduk mu? Az kaldı gençler. Örnek 27'deyiz. Hadi bakalım. Bu arada ben hiç molasız gidiyorum bak. Hiç molasız. Hiçbir yerde hata da yapmadım. Hiçbir yerde kesinti yok. İşte bu kadar dakikadır ben anlatıyorum. Ben anlatırken yorulmadıysam sen de yorulmamışsındır kardeşim. Devam. Hadi bakayım. Ya yoruldum da biraz. Neyse. Hadi bakalım. Örnek 27'de 3 soru kaldı diye mola vermiyor bana. ABC'de ikizkenar yamuk verilmiş. Ne yapıyorduk ikizkenar yamukta? Ya köşegeni çizeceğiz ya da dikmeler. Köşegenin ne kadar saçma olduğunun farkındasın. O zaman çiz dikmeleri. Dikmeleri çizelim kardeşim. Şuradan dikmeyi çizdim. Buradan da dikmeyi çizdim. Buradan dikmeleri çizince 90 90 burası. Hocam dikdörtgenden 5 oldu. Sonra buraya A dersem burası da A eş üçgenlerden dolayı. Buraya ne kaldı? 9 eksi A kaldı. Burası da 9 eksi A yaptı mı? Yaptı. Bunun orta taban uzunluğu isteniliyor bize. Yamuğun orta taban uzunluğu. Şu x. X nedir? Alt taban artı üst taban bölü 2 değil midir? Evet. Alt taban kaç? Bakalım. Hocam şuraya kadar 9. Buraya kadar 5 artı A. Alt taban ne yaptı? 14 artı A artı. Üst taban da 14 eksi A değil mi? Şu ikisi topladığın zaman. Evet. Değil mi? Evet. Bir de bölü 2. A'lar nanay. X de buradan 28 bölü 2 çıkar. 28 bölü 2 de 14 yapar mı ya gençler? Yapar. Kolay bir soruyormuş. Yani şu dikmeler önemli. Gördüğün üzere. 27. soruyu böylelikle 14 bulduk. Değil mi? 14 bulduk. Geldik 28'e. ABC'de x kenar yamuk ve şuradan dik çizilmiş. Ne yapalım? Diğer dikide biz çizelim mi? Önce bir verilen bilgilere bir bakalım. Bir şey çizmeden önce. Yani burada x kenar yamuk ya. Hemen açısını yazalım. Alfa ise alfa. Zaten iki dik üçgen var. Alfa beta'ya gireceğim belliydi. O zaman şuraya bir beta dersem burası da beta oldu. Dolayısıyla bu üçgenler ne oldu? Benzer oldu. Hatta ve hatta eş oldu. Niye eş oldu? Çünkü aynı açının karşısındaki kenarlar birbirinin tıpkısının aynısı. O zaman burada beta'nın karşısındaki bu kenarla beta'nın karşısındaki bu kenar eşit. Sonra 90'ın karşısındaki bu kenarla 90'ın karşısındaki bu kenarda eşit olmak zorunda. Sonrasında ne yapacağız? Başka AB uzunluğunu bize 18 olarak vermiş. Bak olaya bak. Hocam alt tabanı var. Üst tabanı var. Şu dikme çizilmiş. Tamam bunların eşitlerini kullandım ama soru hala daha çıkmıyor. O zaman diğer yüksekliği de biz çizelim mi? Çizelim kardeşim. Hop. Diğer yüksekliği de ben çizince şu yüksekliğin ayrıkları yerler birbirine eşitti. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit. Dolayısıyla burada yukarısı 8 ise aşağıya da şuraya da 8 yazıyorum. Bunlar da birbirine eşit olduğuna göre 18'den 8 çıktı. 10 kaldı. Onu da 2 eşit parçaya bölüyorum. 5 5 yaptı buraları. Hocam burası ne oldu o zaman? Çizgi dediğim 5. Çizgi dediğim 5. Bana şu kenar lazım. Bak dikkat et. Şurası da ne oldu o zaman? 5 ise burası. Tamamı da 18 ise. O zaman buraya da 8. 5 daha 13 kaldı. Arkadaş şu üçgenler eşti. 90'ın karşısı burası 13 ise burası da 13 değil mi? Evet. Şimdi benden çevre isteniliyor. Çevreyi bulalım kardeşim. Hocam ikizkenar yamuğun kenar uzunlukları 13 13 eşit kenar uzunlukları 13 13 artı alt taban 18 üst taban da 8. 18 ve 8'i de toplarsak 26. 8 daha kaç yapıyor? 34. 18 daha 52 yapıyor. O zaman çevreyi böylelikle 52 olarak buluruz. Geldik bir sonraki soruya. Ya hocam 29'un ne alakası var şimdi? Yamukla ne alakası var? Deme. Gerçekten yamuk sorusu olduğu için buraya koydum. Aslında paraya kenar sorusu gibi gözüküyor. Bakalım. Şimdi renkleri haricinde özdeş olan 3 paralel kenar. Evet. Renkleri haricinde özdeş. Şu. Şu. Hani bu da ters çevrilmiş gibi değil mi? Orada. Bu paraya kenar elde etmek için. Sanki ön yüzü yeşil, arka yüzü böyle sarı. Özdeş. Sadece bu tarafa doğru konulmuş. Evet. Şöyle dikey. Arkası çevrilip de konulmuş gibi orası. Herhalde değil mi? Anladık değil mi? Evet. Kartonlar aşağıdaki gibi üst üste konmuş. Yalnız dikkat et. Şuradaki karton bunun üstüne konulmuş. Şunun da altına konulmuş. Görüyorsun. Paralel kenarlardan birinin uzun kenarının kısa kenarına oranı 5. Tamam. Yani kısa kenarı K iken uzun kenarı 5K diyor bize. K iken 5K'yı kullanacağım. Şuradaki K'ları kullanalım. Bunlar özdeş sonuçta. K'lar. Ve uzun kenarda ne olacak? 5K. Aklımda bulunsun 5K. Ve alanı 20. Ve bir tanesinin tüm alanı 20'ymiş. Tamam. Şekilde gösterilen mavi renkli kenarlar birbirine paralel olduğuna göre. Yani şu, şu ve şu birbirine paralel olduğuna göre şeklin görünen yüzünün alanı nedir diye soruluyor. Şeklin görünen yüzünün alanı. Hocam ne var bunda? 20 burası, 20 burası, 20 burası mı diyeceğiz? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Burası 20 dediğimde şuradaki alanı hesaplarken burayı bir daha geçmemeliyim.
şu artı şu demeliyim. E burayı da hesaplarken burası da şu artı şu demeliyim. Burayı bir daha geçmemeliyim. Sen burası artı, burası artı, burası dediğin zaman şunları iki sefer saymış oluyorsun. O zaman benim oradaki alanlar lazım olacak bana. O zaman ben şöyle uzatayım şunları. Şurada bir paralel kenar oluştu mu? Mavi renkli kenarlar paralel olduğundan dolayı. Evet. E şunları da uzatayım şöyle. Paralel kenar çık. Şimdi burada eş yapıları kullanıyoruz ya. Eş yapılarda bizim için önemli olan ne? Kenarların eşitliği. Tamam, K'ya 5K olduğunu biliyorum. Bir de açılar da baktık, kenarların eşitliğinden sonuca ulaşamıyorsak açıları da yazacağız. Hocam ben buraya bir alfa dersem burası her yerde küçük olan açı alfa mıdır? Evet. Hocam. Burası alfaysa yöndeşikten dolayı burası da alfadır. Bak şuradaki yöndeşikten dolayı. Şuradaki paralelliğe Z'den dolayı burası da alfa yapar. Bak sen şu işe. Hocam şurası. Bunlar paralel ya. Süper. Bu açılar da eşit oldu. İkiz kenar yamuk çıktı burada. Bak sen şu işe. Yani burada biz ne bulduk? Burayı K bulduk. E burada şunlar paralel. Bunlar paralel. Paralel kenar çıktı. Burası da K oldu. Şimdi ben burayı K buldum. Aynı mantıktan dolayı. Burası da alfa. Yine ikiz kenar yamuk çıktı burada. E hocam aynı mantık. İkiz kenar yamuk K ise K oldu. Burası da K oldu mu? Oldu. Hatta burası da K. Burası da K oldu. Şu paralellikten dolayı. Arkadaş burada artık alan dağıtma yapacağız. Şimdi ben normalde tüm alanı hesaplarken hocam burası 20 artı 20 artı 20 diye hesapladığımda buraları iki defa saymış oluyorum. O zaman buraları bir defa sayacağım. O zaman buradaki alanları da birer kez çıkartmam lazım. Birer kez çıkartmam lazım. Tekrar söylüyorum. Bak şurası artı ya da neyse ya. Ben oradaki alanı bulabilirim ya. Niye? Arkadaş şuraya bak. Burası K'daki alan A ise hocam ben buranın 5K olduğunu biliyorum. E paralel kenarlarda yükseklikler eşitse ya da birer kenarlar ortaksa ki yüksekler eşit değil mi? Evet. Paralel kenarda ben bu alan dağıtımı yaparken ne diyorum? Hocam K'da kalan A ise 5K'da kalan 5A olmaz mı? Olur. Biri birinin 5 katıydı değil mi? Evet. O zaman bu paralel kenarın alanı 5A olacak. 5A olacak. E 5A 20'ye eşitse A alanı kaç oldu o zaman? A alanı 4'e eşit oldu. Şuradaki alanı 4 buldum. Arkadaş aynı mantıktan dolayı bak burası da K, burası da 4 olmaz mı? Olur. Yine aynı mantıktan dolayı. K'da kalan 5K'da kalan 5K'daki 20 ise 5A 20, A da buradan ne olacak? 4 olacak. E şimdi bu alanları tek tek sayabilirim. Ben şuradaki alanı hesapladıysam bak şimdi. İlk önce şöyle yapayım. Kafanı karıştırmadan yapacağım. İlk önce şuradaki alanı hesapladıysam. Hocam buradaki alan kaç? 20 artı. Sonra şuradaki alanı hesaplamak zorundayım ben. Şurası artı burası. E tüm alandan kaçı çıkartacağım ben? Hocam 4'ü çıkartacağım o zaman. Artı 16 diyeceğim. Artı şuradaki alanı da hesaplarken ne yapacağım o zaman? Çünkü şeklin tüm alanı dinliyor bize. Tüm alanda bak burayı koydum. Şurayı ve burayı karaladım. Sonra burayı ve burayı karalamam lazım. Burası zaten karalanmış. E şu alanlar toplamı ne yapacak? 20'den neyi çıkartacağım? 4'ü çıkartacağım. O zaman burası da 16 oluyor. 16, 16, 32 bir de 20 var. 52 mi yapıyor cevap? Evet 52. Ya da tekrar söyleyeyim çünkü bu yöntemi sen başka sorularda da kullanabilirsin. Ortak yeri dikkat. Hocam normalde 20 burası, 20 burası, 20 burası. Yani 2, 4, 6, 60 yapıyor tüm alan. Ama ben buraya iki defa saydım. Bir tanesini çıkartmalıyım. Eksi 4 diyeceğim. Hocam burayı da iki defa saydım. Buranın bir tanesini çıkartmalıyım o zaman. Bir defa saymam lazım çünkü alanda. Eksi 4 diyerek de yine alana ulaşabilirim. Yani 60 eksi 4 eksi 4 60 eksi 8'den cevaba yine 52 diye ulaşırım. Bu soru tekniği de sana güzel bir teknik oluşturdu bence. Yani ikinci çözdüğüm teknik de güzel. Gerçekten güzel. Farklı yaklaşmanı sağlar. Ortak olan alanı böyle iki defa böyle kullandıysan bir tanesini çıkartacaksın. Mesela buradan bir tane daha geçseydim böyle üstünden. Ama bir tane daha geçemezdim herhalde bu kadar alan kadar. Bir tane daha geçemezdim. İki defa geçtiğim için bir tanesini çıkartmış oldum. Güzel bir teknik ve iki farklı şekilde çözdük. Ve çok da güzel çözdük. Evet hoş sorular vardı. Böylelikle yamuğu bitirdimedik. Ya, o yamuktaki uzunluk hikayesini bitirdik. Yani 24. günü böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Aa gün bitti. Ne yapıyoruz o zaman? Başa dönüyoruz. Sayfa numarası 3'e geliyoruz. Ve şurada hemen bizim şafak sayarımızda ne yapıyoruz? Olayı bir hallediyoruz. Tikimizi atıyoruz. En güzel gün hop şöyle. Maviyle kırmızıyla şöyle. Şurayı hallettik kardeşim. Burayı hallettikten sonra öbür tarafa bakıyoruz. Hocam burada da 3 dersi hallettik. Bir ders zaten çok kısaydı. Sadece özellikler vardı. 25. güne de az kaldı. Yarın da 25. gündeyiz. 25. günde de ne yapıyoruz? 2 tane dersimiz olacak. Kısa 2 dersimiz olacak daha doğrusu. Yamuklu alanda 2'şer sayfa 2'şer sayfa şeklinde gideceğiz. Haftalık programda da tabii yamuğun bitmesi lazım. Şöyle bakıyorum. 13. haftanın bitmesi için yamuğun tamamının bitmesi lazım. Buraya şu an tik atamıyorum. 25. günde bitirirsek yamuğu da bitirmiş bulunacağız. Gençler o zaman olayı bitirdik. 24. Nanay. Şinanay yavrum şinanay. Hadi o zaman ne diyoruz? Bir sonraki günde 25. günde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.